Zınk. Kafası geldi. Herkese merhaba arkadaşlar, video kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video, yepyeni bir heyecan direkt videomuza başlıyoruz. En son arabaya yine bir şeyler olmuştu. Ondan sonra kalmıştık. Birkaç videomuz var, oluşumdan sonra piyasa falan filan derken kaldığımız yerden partlardan devam ediyoruz. Ducato'dayım, yani kendimi aldım servisteyim. Babam da birlikte izleyin. Merhaba. Arabaya aksesuar bakmaya bir şeyler yaptırmaya gideceğiz. Saat 9.30. 1.30'da da servis başlıyor. Belirli bir süre zarfı içerisinde, kısa zamanımız var. Değerlendirmeye çalışıyoruz fırsatları. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Yine belki de hiçbir şey almayacağız ya da bir şeyler alacağız veya sonra takılacak. Ya da fikir edineceğiz. Bilmiyorum, rastgele bir gün açıkçası bizi bekliyor. Arabanın son güncel halini şimdi buraya çekeceğim, koyacağım gibi bir şey olacak. Müsait bir arada durunca. Bakalım şeye gidiyoruz. Çavuşoğlu'na gidiyoruz. Sumalca. Yapayım. Simit değil ama, değil mi? Yapayım, simit fark etmiyor. Nasıl fark etmiyor baba? İkisi de aynı şey. Haydi abi, gevrek o. Koyuyorum o zaman. Tamam. Kafadan onaylıyız. Arabanın şu anki güncel hali bu. Logoya falan bakmayın. Detaylar basit şeyler yani. Bunlar aramızda pek laf olacak şeyler değil. Sabah Allah. Kapat. Sabah sporu. Güzel mi? Kötü mü? Allah Allah. Hadi. bitti. Gözlük. İlkten sonra gözlük.
de arkadaşlar şey diyeceğim, Miro'nun ismi. Biz hep roman dinliyoruz sanıyorsunuz ama aslında yani bilmiyorum. Sadece roman değil bu. Oo, ne oldu lan orada? Şu an mesela YouTube'da müzik açabileceğim tek seçeneğim roman ritimler. Çünkü telifle ilgili sorun yaşıyoruz öbür türlü. Tabii normalde gündelik hayatta biz de farklı şarkılar dinliyoruz. Baba mesela sen ne dinliyorsun en çok? Her şeyi dinliyorum. Cıstak cıstak dinliyorsun. Arabesk. Arabesk, slow. Fark etmiyor. Ama videolarda daha Yabancı çok... Yabancı da dinliyorum. Evet. Ya... Kendim de söylüyorum. Ama genelde roman ritim. Beşinci sanayi. Pınarbaşı. Çavuşoğlu. Arabaya gideriz, bakarız. İçeri girelim. Ne? Ne? Burası neci? Zorbacı. Sabah koşusu güzel oldu. Nescafe sponsor ol artık. Bilmiyorum ama bende gel yapıyor ya, biliyorsun değil mi? Usta diyecek ki şimdi araba gelecek kardeşim, mal yiyecek de. Kapı, kapının önüne araba koymayın. Bilal benim sigaram yok ya. Sigaram. Ha, QR'ları alırım ya. Nakitim var mı? Nakitim kalmamış. Kafadan oldu bir şeyler ya kafaya. Kafa, aynalar maynalar değişik. İşte bak çıda alacağız ya, uğraşıyor da abi görüyorsun işte yani sabah sporu falan. Tık, günüm aydı. Lambalara bak be. He? Lambayı be. Arkadaşlar, yan ledleri. Halkadan kalıyor bu. Da, bu da boyutsa. İşte, diğeri de çok kaba. Arkadaşlar bir seçeneğim daha var ama o da çok kaba, çok çıkıntılı ve çok büyük. Bunlar da tam yerini karşılamıyor. Bundan tak geç. Değil mi? Bence de en güzeli bu. Evde var zaten bundan. Fazla alma. İki tane var. Abi patlar diye iki tane fazla aldım. Sanki dört tane aldım. İki tane yedek dursun, bir şey oldu mu patlar değiştiririm. Abi bundan geç. Değişim bir şey olmaz. Sen görüyorsun diyor ya. Ya ne bileyim. Evdeki bundan değil değil mi ya? Bundan? Hayır. Bundan. Seçenekleri arkadaşlar, orijinali bunlar. Ondan sonra şu bu büyük kaba olanlar işte. Bu çok kaba duruyor. O yüzden bunu aldım. Yani boxer'a yaptığımın aynısını. Neon. Bu da var. Bu da kapatmıyor ama bilmiyorum, bana kibar daha şık geldi ya. Daha güzel olacak. Kibar olsun. Krom kapaklar. Ama şimdi değil tabii. Çözeceğiz, ayarlayacağız. Fırfırlar, onlar bunlar. Çeşit çok. Arkadaşlar yan port böyle tutamaç tavanı oluyor bunlar. Burası da tamponların, dökümlerin, polyesterlerin olduğu üst kat. Baktık, spoiler falan da baktım. Aşağıdan şunu netleştireceğim. Şu falan spoiler. Güzel bir şeyler geliyor ya. Uğraşıyoruz. Mini setim bu. Mini set bu konuda kaliteli ve güvenilir. Güzel olanı. Biz 2015 Baksa'da da aynısını kullanıyorduk. Daha farklı gerçi ona ama marka, model aynı döküm, güzel yani. Çakmaları, şey, dandikleri var 1300, bu 1900-2000 civarı. Bakınıyoruz babamla. Aldıklarımızı en son göstereceğim. Bunlar aynı şeyler. Niye bunlar parlak peki? Parlak işte, basmışlar. Aa, bizim J9'ların değil mi bunlar? Hmm. Ana. Ölen eski C9. Bir tane fotoğrafı yok biliyor musun? Var mı sende? Yok. Sen artist bozuldu bizim kralı da arkadaşlar. Aha, eski C9'un fotoğrafı olaydıydı. Kapağa geleceğiz de sonra arkadaşlar. Ne bunlar? Aa şey. Klima şeyi. Şimdi, paspasımız yokmuş. Arka paspas. Kapaklara bak ya. Baksın. Alacaklarımızı aldık. Dediklerimiz yanlış döküm. Yani döküm kötüydü, burada dedikler vardı, göstermedim de. Onları geri verdim.
boyanmıştı. Oraya dönük alacağız yine. Neler var göstereyim sizlere. Yan port bagajlar var. Yan port bagaj diğer arabaya şey aldım. Boxer'a babamın servisine. Kapak. Jant kapak şey göbeği. Arka plaka nikelajı. Tepeye neonlar. Klima kapağının olduğu yere. Onun üstüne ışıklandırması. Yan kedi gözleri dediğimiz muhabbet. Çift taraflı bant. Kapı kolları, ayna kolları. Hepsi nikelaj. Çünkü ben arabaya jant kapağı da takacağım için nikelajın uyum sağlamasını istiyorum. Şu da değişik zaten. Şu da değişecek. Hepsi bir şeyler olacak. Bakalım bizi neler bekliyor. Alacaklarımızı aldık. Eksik olanlar var. Arka uzun paspas yok. Uzun paspas alacağız. Daha alacak şeyler var tabii. Gidiyoruz. Problem sıcak. Ağır vasıtaların sanayisi burası arkadaşlar. Çoğunlukla ağır vasıta. Kim? Örbi. Neye? Takımına. Neyin takımına? Paspas. Paspas takım olmuyor ki babam. Arka ön ayrı oluyor yani. Ya ayrı da takımın 1800 lira bana muhabbet yapmadım orada. Hatırlamıyorum ki. Ama o cihaz bir şeydi yani. Buradaki de 400 daha fazlaya giriyor. Ama ben aslında kendi takıyorum. Ya. Ondan benim arabalıyorsam. Ya ondan ben bıraktım sana. Yani sen biliyorsun diyorsun da sana bırakıyorum. Piyasayı daha iyi araştırdığın, daha çok içinde olduğun için daha uyguna daha bir şey varsa ondan alalım diye. Eve doğru dönüş yolundayız. Servisimiz var. Fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Uzun alacaklarımdan şu an aklıma gelenleri sayayım. Uzun paspas. Sis açılacak. Kuş yok. Tepeye kuş alınacak. Kuşu diğer arabadan hatırlayarsınız bilmiyorum. Bilen bilmeyen vardır. Kuş. Başka. Ne alacağız başka? Konuşmadı artık. Öyle. Al soğuk iç. Sıcak durun. Arkadaşlar evi yiyorduk da sonundan iş değişti. Takip cihazı taktırmaya gidiyoruz. Bunu şey istiyor değil mi baba? Devlet. Okul taşlarına gerekmiyor. Normalde neydi o marka? Arvent miydi? Biz onu taktırmıyoruz abi biz. Horizon. Daha uygun. Aynı işi görüyor. Aralarında farklar olsa da ufak tefek. Baksa'da da Horizon var. Evet. Memnun musun? Memnunum. Şimdi biz videoda reklam yaptık. Bize indirim yap desek yapmazlar mı? Neden? Ne bileyim ben. Tamam. Tamam. Gün geçmiyor ki İzmir'de bir yerin yine yandığı veya bir şey olduğu bir günde. O tam şehrin merkezi Point'in geldiğimiz taraf. O Point değil mi? Yangın değil. Yangın mı? Yangın yanıyor. Evet. Yangın yanıyor da Point değil mi şu bina zaten? Point ama o bina yanmıyor. Tam Point'in arkasında kalıyor yani mantıken. Benim derdim o. Sıkıntı abi. Halkapınar Direction in the Transportation of Take Isban. Halkapınar yolcuları.
Var da önünü bırakmayalım arabanın. Sen hiç düşünmüyorsun ha. Vaktimiz kalırsa LED de bakalım ya. Gıdanın tam neresin acaba? Sen bilir. Senin gideceğin yeri soruyorum ben. Gideceğim bir yeri yok. Bana biz takip cihazı taktirmeye gitmiyoruz mu abi? Ha, bana ne, ben Lecce'yi soruyorum. Hayır, ben Lecce'yi ben biliyorum. Senin dediğin yerle yakın mı arası, onu merak ediyorum. Süper. At artık. Çok korktum. Sürecek sandım. Allah yemin kötü. Bu da online. Telimi katmadın ama. Felek diyorum, anlamıyorum. Şey takılıyor şimdi. Takip cihazı. Dur, diğer kapıdan bineyim. Niye böyle bilmiyorum. Onu bağlatacağım. Zınk. Kafası geldi. Darat darat. Bak klimi. Aa, kapatmış. Taktıralım, takip etsinler bakalım bizi. Edebilecekler mi? Hızımı yetişebilecekler mi? Üstüze öyle bir geliyor ki üf. Bak bir durun artık, yoksa atlayacağım önünüze birinizi. Sıcak hava zaten. Evet, Opel'den sonraki şanslı kişi kim bakalım. Çok korkuyorum ya. Sürtmeyin, bir kere sürttüm. İyi bir şey oldu. Zınk. Gıda Çarşısı Online. Arabanın iç dizaynını da değiştireceğim için, iç lambalarını da değiştirdiğim için daha önce de gelmiş oldum ve sürekli alışveriş yapmış oldum. Maxolet'e geldim. Güzel bir çalışma içerisindeyim. Plan proje çiziyorum bir yandan da. Kanka beni çok korkuttun. Cidden korktum. Uzana kadar çok kişiyle denk geldin. Ama beni harbiden korkuttun şu an. Narfen nasıl? Eyvallah, bir de sen ne yapıyorsun? İyi valla. Video çekeyim işte. Letmet işleri. Arabayla uğraşıyoruz. Bir yandan araba içeri letmet alıyorum. Maşallah. İzliyor mu? Takipte miyiz? Hayır, biliyorum. Eyvallah. Cansın. Teşekkür ederim. Tanıyor sen beni. Nereden tanıyorum? Ben Mümin'in arkadaşıyım. Çınarlı Doku. Biz seninle çok denk geldik. Hadi ya. Çıkaramadım ama Mümin'den. Çok dur bakayım. Geldik. Son zamanlarda denk geldik mi bir senin içerisinde? Gelmedik. Yok. Gelsek unutmam çünkü. Ama o okula falan geldim ben birkaç sefer çıkışına falan. Oradan denk gelmiştim. Sonra falan tanırsın. Tamam tamam. Doğukan var. Yavuz. Evet. Doğru doğru. Sen ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Çalışıyorum. CM'deyim. Gel bir kahvemi iç. Elektrik mi? LED var mı? LED. Arabaya mı düştün? Ha. Var. Ya, Aksoy'dan alıyorum kanka. Hep oraya alıştım ama. Kaldı. Piksel kaya LED'ler var ya, onları biliyor musun? Burada şey, kal, burada kal. İyi bu. Kanka pederle bir yandan içerideyim. O da kendine LED bakıyor. Bir yandan da video çekmeye çalışıyorum. Müsait olunca uğrarım ben. Tamam, gel abi. Allah emanetsin, görüşürüz. Çocuk çok korktu. Ne bileler altıma gidiyordu. Anlatacağım LED işini. Arabanın içine yapacağım LED'leri anlatacağım arkadaşlar. Babam diğer arabanın kırmızı LED'ini sarıyla değiştirmek istedi. Amber istedi. Amberci babamda. Amber yapacağız ve onu aldık şimdilik. Diğerlerinin de fiyat performansını araştırdık. Bir araştırma içerisindeyim. Güzel bir LED çalışması olacak. Şu anda da bir yerlere daha gidebiliriz. Video açmaya çalışıyorum, ayarlamaya çalışıyorum. Beklemede kalın bakalım. Ne? Bunlar değil mi? Da bu şey değişmesi lazım ya. Ne ya? Sarı duruyor bak. Sararmış onlar. Nasıl sararıyor ben anlamadım. Şeffaf bir şeyler. Ne sararmış olabilir? Yanmış galiba. Işık veya başka bir şey olmuş.
Ev Önü Motors geldim. Malzemeleri göstermiştim. Şimdi anlatıyorum. Arabanın içine yapacağım ledlerden bahsedeceğim. Şurası üstüne kapak olduğu için içine şerit led kullanacağım. Şerit led nedir diye soracak olursanız şu. Nerede abi o? Yani şerit led dediğimiz led. Bir dakika abi. Şu an şerit led dışında herhangi bir koruması olmayan bir led. Şu yani stabil ledler ama şey sadece. Şerit led olacak. Sabit renk değil. RGB yani her renk modülünü kullanabileceğim. Ayrıca da animasyonu ve kayar led olacak. Yani animasyon ve kayar led nedir diye soracak olursanız 180 efekt mevcut. Kullanacağım ledle modülle telefon kontrolü olacak. Kumanda istemiyorum çünkü arabada zaten kumanda abi istemiyorum. Ayrıca kumanda olduğunda fonksiyonlarını iyi yönetemiyorsun. Yani ben bir başlatacağım mesela animasyonu, tamam mı? Buradan pıt 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 gidecek, tamam mı? Aslında yok, şöyle göstereyim. Şuradan animasyon bir başlayacak. Pıt 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 gidecek. Pıt 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 gelecek. Sonra buradan geri dönecek. İstediğim ve dizayn şekli o şekilde. Ayrıca şunun altına led koyabileceğim bir yer var. Oraya daha kafamda tam oluşturmadım. Oraya olacak. Ayrıca şu ayak altı dediğimiz, bak bunu da kapaklı. Buraya da aynı şekilde 180 efekti animasyonlu. Yani git gel yapabilecek, sabit yapabileceğim, duraklatabileceğim, müziğe duyarlı olacak, bir sürü çeşit olacak. Burayla ilgili planım var. Tam oluşturmadım, emin değilim. Ama arabanın içine en azından şu buraları falan güzel bir dekor vermem gerekiyor. Aynı zamanda da sizlerden istediğim bir sorum var. Merak ettiğim fikirleriniz de benim için önemli. Bir yandan da Dudu'dan danışayım. Yorumlarda yazın abi. Şimdi Allah izin verir, bir sorun sıkıntı çıkmaz ise ben bu arabayı 8 takım Mobas takmayı düşünüyorum arkadaşlar, kardeşler, abiler. 8 takım Mobas. 8 takım da tiz olacak. Aslında Mobas ağırlıklı çalışacağım için bu kadar 8 takım tiz takmama gerek yok. Çünkü Mobas'ın MB8'de tiz ağırlıklı bir cihaz. Ama soruya gelelim, konu bitmez. Şu televizyon yok. Bu arabaya televizyon takacağım diğer araba gibi. Ya da diyorum ki abi boş ver televizyonu, tamam mı? Bir takım buraya tiz koy. Yani bir tane tiz koy. Bir tane Mobas buraya. Bir Mobas buraya. Bir tiz buraya. Mobas. 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 Tiz. Tiz. Mobas. Bu şekilde aşağı doğru duracak. Mobas. Tiz. Tiz. Yani kargografi o şekilde. Alanımı çok rahat kullanabileceğim. Yani ortalama. Panzotumu zaten ben asla şey sevmiyorum. Ek sevmiyorum. Şuradan bu panzot başlayacak. Şuradan böyle ya da buradan bu şekilde böyle şu çizgiden böyle gelip şu direklerde bitip aynı zamanda öne de verecek, arkaya verecek. Yani benim kafamdaki fikir, televizyonu takmazsam oturur. Bir panzotçuyla danışmadım, sormadım ama fikir alışverişi yapacağım tabii ki de. Yani bu televizyonu da takmak istersem bu sefer televizyon fazla dışarıda çıkıntı durabilir. Ya da alanım yetmeyebilir 4 takıma. Çünkü kafamdaki istediğim sistem 4 takım buraya. 4 takım en arkaya abi. Arkada yine sıkıntımız yok. Arkada zaten alanımız geniş. 4 takım her türlü kaldıracak. Yani panzot olayımız sıkıntı değil. Ama gel gelelim ki o televizyonu iptal edip o alanı da değerlendirmeli miyim? Cihaz olarak yani litre de önemli bu işte. Çünkü güzel verim alabilmeniz için. Belki litre olayı Pioneer'larda çok da önemli ama Mobas'larda da Mid'lerde de önemli. Bas vursa da vurmasa da güzel bir kutu, güzel bir kaplamayla güzel bir şekil vermemiz lazım. Yani demek istediğim, televizyon olmalı mı, olmalı mı, olmamalı mı? Eğer televizyon olursa büyük ihtimalle 4 takım almayacak burası. Burası ne alacak? 3 takım alır. Bir takımı nereye koyacağım ya da görüntü kötü olabilir. Çünkü ben o kitap gibi olsun istiyorum, anladın mı? Şu 4'ünü ben orada göreyim, 4 tane de tizi bir göreyim bir yerler orada. Ya dedim ki birader çalıyor ya. Bir de zaten karşılıklı bakacaklar için bir var ya. Şu içeride şurada oturamayacaksın gibi bir şey olacak yani, bilmiyorum. Allah izin verirse Mobas yönündeyim ama aslında istediğim Vibe. Ama şu an arabanın altına girdiğim borç, arabaya aldığım aksesuar. Yani şu görmüş olduğunuz şurası şu an 7200 falan tuttu. Evet, 7200 falan tuttu. Şu yan sana 2900 yan port bagaj. Hemen Boxer'dan gösteriyorum. Boxer'daki kısa ama ben uzununu aldım. Boxer'daki bakın arkadaşlar, ortada bak şurada. O kısa. Benim aldığım buradan başlayıp oraya kadar gidecek. Spoiler. Bu arabaya babam diyor ki, birader spoilerla bir işin yok senin. Şu kapı, klima
ışığı da gelecek ya yuvarı. Üstüne de dolduracağım ışık. Abartı olmayacak şekilde şununki gibi. Bak 5 tane vardı. 1, 1, 3. Onun gibi yapacağım. Diyor ki bak spoiler seçeneklerim. Bir bu var. İkincisi bir de bunun çıkıntılısı var. Yani sadece şuradan şöyle çıkanı var. Yani bilmiyorum. Ona kararsızım. Düşünmem lazım. Acele edip de arabayı bir önce bitirmeye çalışıp daha sonrasında pişman olacağım şeyleri yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü deli de işte para harcına bir emek veriliyor. Bir zamanın yok. Bir şeyin yok. Nerede bu Dilber'in evin barkı yani. Konuyla pek bir alakası yok. Ford burada. Kara etiketi plakalım da var zaten. Onu göstermiştim videolarda. Bilmiyorum yani. Bir şeyler yapacağız. Kapak gelecek. Abi. Yani işin piri değiliz. Yani daha çok araştırmadım ama bir yerde denk geldi sorduk. Şunların kromu yenilenmesi için bu inceler bir de. 60'lık profilden daha farklı. Fotoğrafını eklerim. Tamamen arabayı boydan boya yapılması için 11 milyar fiyat verdiler. Ama ben bu kardeşiniz ne yapacak? Abi bak piyasa çok hareketli. Çok fazla aracı komisyoncusu osu busu var. O yüzden bir şey alırken 10 kere araştırın. Ben yani bilmiyorum. Stoplar değişik. Bak bunun sağ şey soluk. Bunun sol soluk bir tane. Bunun sağ temiz, bunun sol temiz. Yani bir takım oluyor elimizde. Arabalar farklı marka olsa da aynılar. Ama zaten ben bu arabayı şeffaf takacağımı söylemiştim. Sadece zamanımı bekliyorum. Birazcık da parasal işte. Birazcık yani her şey paraya baktığı için bu dönemlerde para yok. Para yok. Yetmiyor, dayanmıyor. 8 takım Mobastion, Amfidion, Odion, Budion. Yani kapak takacaksın arabaya. 5-6 milyar ona gidecek. Yanak led 6000 oraya. Klima kapağı takıldı arabaya. 1,5 klima. Yani normalde bu arabada klima kapağı yok. Gizli klima var. Önden klimada olduğu için. 1,5 milyar klima kapağı. Onun şeyi çerçevesine 1000 lira verildi. Boyası ve de antenin boyasına 2 milyar para verildi. Çok gidiyor. Bu videoda böyle olsun. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı. Dur. Sizleri seviyorum. Elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Bu garajda ilk başlarda yani 2018-2019 semalarında bisiklet topluyorduk. Motora geçtik. Allah yüzümüze güldü. Motoru sattık. Araba aldım kendime. Şu an ekmek teknesiyleyiz. Bakalım 5 sene sonra ne olur? Nasıl bir şey olur? Buralarda mıyız? Var mı bir şeyler? Kaldı mı? Bakacağız. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like unutmayı unutmayın ve benim sosyal medya hesaplarımı lütfen takip edin artık. Teşekkür ederim. Kendinize bakın. Türkiye'nin 81 ilinden beni takip eden abilerime, kardeşlerime, yaşıtlarıma, benden büyüklere Allah razı olsun. Gördükçe yanıtlamaya çalışıyorum mesajlarınızı, yorumlarınızı. Allah bir kere razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kimseye de karışmayın. Trafikte kavga etmeyin.